Allah'ın adıyla selamun aleyküm. İnsanın dini, ideası, peşine düştüğü şey ne olursa olsun bu fikir ve kurgular genelde diğerlerinden ayrışan gruplar oluştururlar. Ve işin temelinde ayrışma olsa da tüm insani ortak noktalardan güç alarak ayrışırlar. Tüm gruplar doğru yolda olduklarını iddia ederler ve doğru şeyleri de savunurlar. Hak, hukuk, kadın adalet, doğruluk gibi çatı kavramların üzerinden hayat kururlar. Mesela feminizm kadın hakları üzerine kuruludur. Feministlerde öfkeli bir adam sevilir mi? Veya işte komünizm, sosyalizm gibi kavramlar toplum hakkı, adaleti üzerine kuruludur. Peki 200'lü bir adamı sever mi komünistler, sosyalistler? Hayır, sevmezler. Ya Hristiyanlar olsun, Müslümanlar olsun severler mi? Veya Galatasaraylılar, Beşiktaşlılar sever mi yalancı bir adam? Sevmezler. Peki onayladığımız veya onaylamadığımız davranışların özü neye dayanır? Yani neyi neye göre onaylar veya onaylamayız? Fıtrata göredir diyenler olur. İşte dine göredir diyenler olur. Doğrudur ya, dine göredir. Allah'a dayanır bunları. Allah'a dayandırırız aslında işin temelinde bunları. Rabbimize dayandırırız. Kabul etsek de etmesek de. Ancak insan çatı kavramları onaylasa da ve en büyük destekçisi olduğunu iddia etse de ağzına dolandırdığını yaşantısına yansıtamaz. Allah'ın bize veriler aracılığıyla ilettiği dine, yani doğru yola baktığımızda zaten imtihan olduğumuz yaşantımızla ilişkilidir. Yani dinin belli bir bölümünü kabul edip diğer bir bölümünü kabul etmeyenler tüm dini 5 vakit namaza, işte cuma günlerine, bayramlara sığdırmaya çalışan bir toplumun oluşması da yaşantısına bunu entegre edemediği için aslında bu toplum. Ki savundukları veya dikkat çektikleri şeyler peygamberlerin getirdiği mesajların da tam aksinidir. Yani peygamberlere baktığımızda, getirdiği mesajlara baktığımızda bunu ister Kur'an'dan getirin, ister İncil'den getirin, Tevrat'tan getirin, nereden getirirseniz getirin. Mesaj olarak sürekli doğruluk, adalet, hak, hukuk üzerine uyarılar getirilir kavimlere. Ve tüm kitaplarda doğru olmayan adamlar da eleştirilir. Yani ikiyüzlüler, yalancılılar, işte öfkesini tutamayanlar, kabalar, sabalar, zalimler hep eleştirilir. Yani 5 vakit namazdan öte ikiyüzlü, yalancı, zalim, işte ülkeaçı adamlar eleştiriliyor. Yani siz 5 vakit namaz kılıyorsunuz, kılmıyorsunuz diye bir mesaj içerdiğine ben pek rastlamadım. Bu şekilde içi boşaltılmış dini ayakta tutmaya çalışanlar aslında yaşantılarına yansıtamadığı için yozlaştırırlar bir takım sembolik davranışlarla, kurgularla dini. Ankebu suresinin 45. ayetinde çok açık olarak eğer yaptığınız salat, bu salatın işte anlamlandırın salatı yani. Namaz deyin, müzik dinlemek deyin, Kur'an okumak deyin, ne diyorsanız deyin. Sizi fahşadan ve kötülükten alıkoymuyorsa yaptığınız salat yerine bulmuyordur diye işaret ediyor Rabbimiz. Namaz kıldığınız için değil, namazın yardımıyla yaşantınız doğrulmuyorsa, daha doğru bir adam olmuyorsunuz ve boşa çabalıyorsunuz. Mesela örnek vermem gerekirse, deprem oldu yakın zamanda, 50 bin kişi aşağı yukarı öldü. Kimine ibret oldu, kimine rahmet bereket oldu değil mi? Kiraları yükselttiler çünkü fahiş oranda. Ve kimine azap oldu, yani insanların ders çıkartması gereken bir olay oluşturdu, yarattılar. Ve herkes birbirlerini suçlamaya başladılar. İşte müteahhitler suçlandı, ya doğru iş yapmıyor diye devlet suçlandı, ya doğru kontrol etmiyor diye ev sahipleri suçlandı, suçlandı ve kimse kendine bakmadı. Geniş bir açıdan baktığımızda kiraları yükselten insanlar değil mi? Ev sahipleri değil mi? Yani müteahhitlerden ne farkı vardı? Yani tek farkı onların müteahhit olması, onların da ev sahibi olması mıydı yani? Hayır. Kiraları yükselten adamlar müteahhit olsaydı veya ticari fırsatçılar vardı değil mi? Sürekli işte enflasyon düşüyor, kalkıyor bilmem ne. Stokçular çıktı değil mi meydana? Veya işte ölçüyle tartıyla oynayan insanlar, kaliteden çalan insanlar ortaya çıktı değil mi? Ya bunlar günümüzde her zaman yaşadığımız şeyler, işte ticarette yaşadığımız şeyler. Yani bunların müteahhitlerle arasındaki fark neydi? Veya devlette işte atıyorum yapı denetimle de çalışan adamlarla arasındaki fark neydi? Yani Rabbimiz bunların takyesini düşürecek bir şey yaratsaydı, bir ortam yaratsaydı, deprem değil de farklı bir şey yaratsaydı, bu adamlar aynı adamlar aslında müteahhitler. Bu açığa çıkacaktı. Yani kısacası aslında suçladığımız kişiler bizleriz. Yani biz kendi hayatımıza bakmadıkça, kendi hayatımızı düzeltmedikçe hiçbir şekilde hiçbir şeyin düzeleceği yok. Yok zaten olmayacak. Rabbimiz imtihan ediyor çünkü hepimizi. Yanlış adamlar her zaman olacak ya. Peki şunu söylüyor musunuz yani? Ben onlardan değilim. Ben böyle bir adam değilim diye. Ya ben size söyleyeyim. Aynı adamlarsınız. Çünkü onların
Güldükleriyle gülüyorsunuz, ağladıklarıyla ağlıyorsunuz, suçladıklarını suçluyorsunuz. Onların tartıştıklarını tartışıyorsunuz ve aynı şekilde neticelere varıyorsunuz. Bunların sonucunda. Yani kısacası Allah'ı almıyorsunuz. Allah'ı anan bir insanın zaten yanlış yapma gibi bir ihtimali yok. Yani ne olur yanlış yapar, ardından tövbe eder ama düzelir. Düzgün bir insan olmaya çabalamıyorsunuz dost doğru bir insan olarak. Yani o sistemin çarkları içinde evet siz belki malzemeden çalmıyorsunuz. Yani binaların temelini doğru yapıyorsunuzdur ama diğer taraftan zina yapıyorsunuz. Kendi nefsinizin emrettiklerinden dolayı ikiyüzlü olan bazı şeylere boyun eğen insanlar oluyorsunuzdur. Bazı şeylere boyun eğmiyorsunuzdur. Bu tarz bir insan oluyorsunuzdur yani. Ancak bize gelen haberlere baktığımızda veya işte ayetlere baktığımızda Allah'a teslim olan insanların her zaman hayatlarıyla ilişkili imtihan olduklarını ve dost doğru kalmak, dost doğru bir adam olmak dışında da önceliklerinin olduğunu görmüyoruz. Yani hayat dışında işte tırnak içinde standarta bağlanılan ibadetlerden daha çok şahıs olarak imtihan oluyorlar ve bunları dertleri bütçesinden gelme oluyor. Yani bir şeyleri başarma, dost doğru kalma, insan kalma adına bir şeyleri başardıklarını, başarmaya çalıştıklarını, bu çaba üzerine yaşadıklarını görüyoruz. Yani 1 milyon dolarlık bir müşteri geldiğinde ayetleri kendilerine göre uydurmuyorlar. Nefislerine uymuyorlar, hevalarına uydurmuyorlar. Gerektiğinde o 1 milyon dolardan vazgeçiyorlar. Bir örnek, ticaretten bir örnek yani. Ve Rabbimiz Bakara 214'te çok açık ve net söylemiştir ki Allah'ın adıyla sizden öncekiler gibi sıkıntı ve zorluklar çekmeden cennete gireceğinizi mi sandınız? Onlara dokunan sıkıntı ve zorluklarla öylesine sarsıldılar ki Resul ve onunla birlikte olan müminler Allah'ın yardımı ne zaman dedi? İyi bilin ki Allah'ın yardımı yakındır diyor, işaret ediyor, buna işaret ediyor. Ve biz hayatımıza bakmamız lazım. Gerçekten cennet, cehennem, Rabbin rızası bizim önceliğimizse hayatımıza bakmamız lazım, sorgulamamız lazım. Çünkü doğru adam olmakla imtihan oluyoruz. Ve topluma baktığımda bu imtihanı kaybediyorlar. Selamun aleyküm, hayırlı günler.